Ekranların yol gösteren Gezi Kültür Programı Rehber'e hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim Rehber'de bu hafta durağımız Mardin. Mardin'e geldiğimizde bu havadan hiç haberimiz yoktu. Hava çok güzeldi. Biz çekimleri yaptık. Sonra dedik ki açılış anonsu için son günümüzü bekleyelim. Son gün kışı da Mardin'e getirdik. Mardin'i gezeceğiz, dolaşacağız. Mardin Müzesi, Mardin'den ne alınır, Mardin'de nereler gezilir? Keyifli bir Mardin programı hazırladık sizler için. Rehber Mardin'de başladı. İyi seyirler. Eski Mardin hem gezmeye gelenler için hem de bizim gibi televizyon programı yapmak isteyenler ya da sosyal medyalarında Mardin'i tanıtmak isteyenler için cennet. Niye efendim? Meşhur 1. caddesi var Mardin'in. Bir ucundan başlayıp diğerine gidene kadar aradığınız her şeyi derli toplu bir şekilde yürüyerek görme şansına sahipsiniz. Mardin'e daha önce geldiğimde farklı müzeleri ekrana getirmiştim. Daha önce çekmeme sebebim ise iznimin olmamasıydı. Bu sefer iznimizi aldık. Şimdi ekranlara geliyor. Bence görsel olarak Türkiye'nin en güzel müzelerinden biri Mardin Müzesi. 1895 yılında efendim burası patrikhane olarak yapılıyor. 1995 yılında da Mardin Müzesi'ne dönüştürülüyor. Biraz sonra çıkacağız, gezeceğiz. Bol bol müzedeki eserler hakkında bilgi vereceğiz. Ama Hüseyin abi rica ediyorum bu muhteşem mimariyi tüm detaylarıyla ekranlara getirelim. Benden size bir tavsiye. Kapıda ve başka yerlerde de sıklıkla karşılaşıyorum. Örnek vermek gerekirse müze girişleri işte 80 lira, 100 lira, bazı öğren yerlerinin girişi 300 liraları, 400 liraları buluyor. Eğer gezmeyi seviyorsanız, yılda 4-5 kere bile olsa müzeleri, öğren yerlerini gezmeyi planlıyorsanız bir müze kart edinin. Müze kart sayesinde her gittiğiniz yerde gişeye gidip fiyat sorup bilet almak derdinden kurtulacaksınız. Kart sayesinde bir yıl boyunca dünyanın en güzel müzelerini ülkemizdeki keyifle gezebileceksiniz. Hüseyin abi dedi ki önden basıp gitme, kamerayla ben yaşlandım, koşup sana yetişemiyorum. Hadi Hüseyin abi Mardin Müzesi'ne doğru gidelim ve içerideki o birbirinden keyifli, ilginç eserleri anlatalım. İlginç eserlerden bir tanesinin şimdiden ipucunu vereyim. Dünyanın ilk tapu senedi. Biraz sonra Mardin Müzesi'nde Rehber'de. Az önce buranın patrikhane olduğunu söylemiştim. Yani kilisenin yönetim merkezi burası. Müzeye dönüştürüldükten sonra her katta da ayrı eserlerin yer aldığı bölümler var. Burası kazılar salonu. Burası Mardin'de yapılan kazılardan çıkartılan eserlerin sergilendiği bölüm. Şimdi ilerleyen dakikalarda cevabını vereceğim Hüseyin abi. Bir şey soracağım. Gezeceğim, dolaşacağım. Onun ne olduğunu en son söyleyeceğim ama oraya gelmeden önce şöyle mezarlar dikkatimi çekiyor. Bakın burada bir bebek mezarı var. Çocuk mezarı, pişmiş topraktan yapılan. Yine burada farklı bir mezar. Şimdi gel Hüseyin abi gel. Şimdi biz biraz sonra müzeyi gezeceğiz. Eserleri anlatacağız. En son buraya geleceğim. Sosyal medyamdan lütfen bize yazın. Sizce bu nedir? Bakın tamamen ahşap. Farklı noktaları var. Burada böyle bir bölüm. Bakın burada iki tane böyle hadi ipucu verelim. Dönen bir mekanizma var. Sizce ipuçlarını daha da iyi verelim. Bu alet nedir? Ne işe yarar diyelim. Müzeyi dolaşalım. En son finalde ne olduğunu anlatacağız. Müzenin en üst katındayız. Az sonra ticaret salonundan içeri gireceğiz. Programın başında da söyledim. Mardin başlı başına eski Mardin bir açık hava müzesi. Programın ilerleyen dakikalarında Mardin'le ilgili anekdotlarım da olacak, onları da paylaşacağım. Süslemeler 1895, yani Osmanlı döneminin son eserlerinden, son Osmanlı dönemi eserlerinden. İçeriye girelim, çok önemli bir eser var. Az önce bir hata yaptım, dünyanın ilk dedim, Mardin'in bilinen ilk tapu senedi. Hüseyin abi görebiliyor musun senedi bilmiyorum ama şu anda ekranlara geliyor olması lazım. Tabii ki o dönemdeki bütün bu tip belgeler hep kil üzerine ve rahat taşınması için de belli bir boyutu geçmemesi gerekiyor. Hüseyin abi dedi ki cep tapusu. Doğru söyledin tabii, insanlar rahatlıkla tapuyu taşıyabilmeleri için bu boyutta yapmışlardır.
Mardin'in bilinen ilk tapu senedi Girnavaz'da yapılan kazılarda bulunuyor. Milattan önce 7. yüzyıla ait bir meyve bahçesinin satış senedi. Bakalım şey var mı acaba? Hani üstünde yazanlar yazıyor da değil mi? Bakalım ne yazmışlar? Hampute'nin mührü, Urat'ın oğlu, Abu Salam'ın mührü falan. Ha, bahçe satmış. Bu adamlara ait olan bağ ve meyve bahçesi Nabulu şehrindedir. Onu diyor bir mina 20 şe kele satın aldı. Borcu da kapatmış, peşin para çalışmış yani öyle. Yarısı şimdi, yarısı sonra yok. Vermiş o dönemin parasını, almış tapuyu. Valla çok keyifli bir eser. Onun dışında burada yine dedik ya burası ticaret, neler var? Ha, pişmiş topraklar falan. Bunlar da her yerde var. Benim ilgimi en çok bu çekti Hüseyin abi. Ha gel bak gel. Ticaretteki ilk ödeme araçları. Milattan önce 2. bin yılın rahiplerin yönettiği tapınaklar tabii abi. Şimdi size ilk tapu senedini, Mardin'in ilk tapu senedini gösterdik. Bakın burada da ilginç bir eser var. Uruk dönemi milattan önce 3600. İlk asgari ücret. Bununla ödeniyordu efendim. Yani geldi bir gün boyunca çalıştı, mesaisi bitti. Orada bir çalışan, asgari ücret olarak o zaman tabii para yok. Paranın yerine bu ölçü biriminde tahıldı, buğdaydı. Yani yiyecek olarak tüketebileceği ne varsa bunun içine dolduruyorlardı. O günkü yevmiyesinin karşılığı olarak veriyorlardı. Yani ne diyoruz? Bilinen ilk asgari ücret ölçüsü. Mardin Müzesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Mardin Müzesi'nde biz çekimlerimizi pazar günü yaptık ve nöbetçi amir Mesut Öğmen. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii Gani Bey'e de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. O da Mardin Müze Müdürü. Ama Mesut kardeşim bize o kadar güzel bilgiler verdi ki hani biz çekimleri yaparken inanılmaz keyif aldık. Şimdi burası Mardin Müzesi'nin sahte eserler bölümü. Efendim aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Yani genelde hani müzede sahte eserin ne işi var diye. Aslında burası ibretlik bir bölüm. Buradaki eserlerin hepsi sahte. Şimdi nasıl sahte? Şimdi kolluk kuvvetleri müdahale ediyor bazen olaylara. Ne de? Tarihi eser kaçakçılığında. Kolluk kuvvetleri bu tarihi eser kaçakçılığındaki satış yapılan ürünleri alıyor ve ilgili makamlara bunları teslim ediyor. Bunların araştırılması süresi var. Araştırıyorlar, bakıyorlar orijinal mi değil mi diye. Orijinalse zaten müzeye, sahteyse de bu sefer yine müzeye. Niye? Tekrar birilerinin eline geçip dolandırıcılık amacıyla kullanılmasın diye. Filmlere konu olacak dolandırıcılık öyküleri var tarihi eserlerle ilgili. Hüseyin abi şöyle biraz tabii müzenin bu bölümünden de bahsedelim. Aslında buradaki eserleri dikkatli baktığınız zaman ve Türkiye'de iyi bir müze severseniz birçok müzede de benzeri eserleri görme şansına sahipsiniz. Ama burada bir üçlü var ki, dolandırıcılık, tarihi eser dolandırıcılık konusunda kitabı yazılması gereken, filmi yapılması gereken üç heykel konusu. Viking, Hazreti Meryem, Artemis. Üç tane heykel var ve bu üç heykel birçok müzede karşımıza çıkıyor. Peki dolandırıcılık sistemi nasıl ortaya çıkıyor? Bakın burası çok ilginç. Yani bunlarla nasıl dolandırıcılık yapılıyor? Vatandaş geliyor bir tane tarla buluyor. Tarlayı bulurken de şuna dikkat ediyor. Tarla sahibinin zengin olması gerekiyor. Fakir adamla işi olmaz. Hani çok bağı olacak, bahçesi olacak, arazisi olacak, cebinde parası olacak, bankada parası olacak. Gidiyor onun bahçesine bir çömleğin içinde ya da herhangi bir maddenin içinde bu eserleri tabii eskitme yolunu da kullanarak bir güzel bahçeye gömüyor. 1,5-2 sene sonra bahçe sahibine geliyor diyor ki zengin olduk diyor müjdemi isterim. Bende diyor bir harita var. Bu haritadaki diğer yeri kazırsak aman Allah'ım. Adam seviniyor tabii. Geliyor kazıyorlar of diyor çömlek bir kırıyor 3 tane eser altın zengin olduk aman diyor kıpırdama. Jandarma, polis başın belaya girer. Benim diyor İstanbul'da bu işi yapan güzel abilerim var. Hani o ifade kullanılır ya güzel abiler var. Biz diyor onlara gideceğiz seni arayacağız. Gidiyor İstanbul'a geliyor müjdemi isterim diyor. Zengin olduk. Adamları diyor İstanbul'a getireceğim. İstanbul'dan Mardin'e getireceğim. Sen diyor bir 50 bin 100 bin yolla da
Hani adamları ağırlayalım. Ondan sonra işi daha da büyütüyor. Almanya'dan heyet buldum diyor. Boş ver diyor İstanbul'dakileri. Onlar diyor gerçek değerini vermez diyor. Adamlar euro ödeyecek diyor. Dolar ödeyecek. Ama diyor adamların masrafı var diyor. Ya uçağı var, oteli var, konaklaması var. Onları bir gezdirmemiz lazım. Sen diyor yolla bir 100 bin dolar. Ya adam ne diyor? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Biz diyor buna bu paraları verelim. Bunlar nasıl olsa milyon dolarlar. Bir gün aklı başına geliyor tabii. Ya diyor ki bu işte bir gariplik var. Alıyor heykelleri gidiyor kuyumcuya. Birader diyor ben bunları getirdim. Kuyumcu da işi bilen bir kuyumcuysa bakıyor. Gülüyor. Kardeş diyor bunlar bakır bakır. Yani ava giderken çok güzel avlanıyor. İşte bu tip eserler piyasada çok dönüyor. Ve bu sahte eserler daha fazla insana zarar vermesin diye bunların yakalananların da bir kısmı Mardin Müzesi'nde sahte eserler bölümünde gelen ziyaretçilere sunuluyor. Dediğimiz gibi ava giderken avlanmak. Halbuki doğrusu nedir efendim? En ufak bir şüphede bir tarihi eser eğer bulduysanız ya da bulduğunuzu düşünüyorsanız hemen yetkili birimlere haber vereceksiniz. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra inanın maddi değeri üzerinden belli bir kısımda size ödeme yapılarak zaten sizin hakkınız da verilmiş oluyor. Müzeyi gezmeye başlamadan önce sormuştuk efendim, demiştik ki sizce ekranlarınıza gelen bu alet ne işe yarıyor diye. Sosyal medyamda cevaplara baktım. Elbette inanıyorum ki bayağı bir doğru cevap vardır. Efendim bu bir üzüm sıkma makinesi. Üzümler çuvala dolduruluyor. Daha sonra bu sistem böyle çekilerek kapatılıyor. Ardından vuruyoruz. Bunlarla sıkıştırıyoruz. Ve sonra da suyunu süzüyoruz. Posalarını ayırdıktan sonra kalan üzüm suyunu da istediğimiz şekilde değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın hediyesi, bir çiftçimizin hediyesi Mardin Müzesi'nde sergilenmek üzere vermiş. Allah razı olsun. Ben büyük ihtimalle bu tarzda yapılmış üzüm suyunun da pekmezin de tadına yıllar önce bakmıştım. İnanın teknolojik eserlerden çok daha lezzetli, çok daha doğal yollarla yapıldığı için farklı aromaları olan ürünler elde ediliyor. Üzüm sıkma aleti 20. yüzyıl. Posa... Buradan da okuyalım, eseri ekrana getirerek. Bağ bozumunda üzümden pekmez, şıra, şarap gibi ürünleri elde etmek için ayak ve el yardımıyla sıkılan üzüm posasını sıkmak için geliştirilmiş bir alettir. Arta kalan posa çuvallara doldurularak mengene sistemiyle aşağı doğru sıkıştırılarak posada kalan tüm üzüm suyunun akıtılmasını sağlar. Alet işler, el övünür. Elbette Mardin Müzesi'nde anlatmadığımız daha yüzlerce eser var ama biz birazcık nokta atışı yapmak istedik. Sevgili Mesut Öymen bize rehberlik yaptı. Onunla beraber önce görüştük, sonra da nokta atışıyla işlerimizi tamamladık. Beni en çok etkileyen bölümlerden biri sahte eserler tarafı oldu. Şimdi laf aramızda benim de bir çocukluk arkadaşım var, Ercan. Kendisi biraz saftır. Benim aklıma direkt Ercan geldi. Eğitim salonumda efendim işi öğrendim. Ercan'a telefon açtım. Ercan dedim, elimde acayip güzel bir sahte sikke var dedim. Getir kardeş alırız dedi. Bizim de masraflarımız çıktı. Efendim 1800'lerin sonuna kadar para basımı, madeni paralar şöyle yapılıyordu. Değerli madenlerden altın, gümüş ya da sert madenler önce ateşte ısıtılıp yumuşatılıyordu. Ardından da kalıplara dökülüp baskısı vuruluyordu. Bu eğitim odasında tabii ki ateşi yakmak imkansız. Onun yerine şu şekilde gelen misafirlere bakın yuvarlak yumuşak maden hazırlandı. Şimdi bunu ne yapıyoruz? 3 çeşit para var. Biz buraya oturduk. Bunu kaldırıyoruz burada. Şöyle bak elimde Ercan'ın parasını hazırlıyorum. Bunu buraya koyuyoruz. Üstüne koyduk. Çekiçimizi aldık. Çıkarttık. Ben de gözlükleri çıkartayım ki daha rahat göreyim. Ercan, senin iş tamam. Sen bunu alırsın. Şimdi burada da hani demin ki sahte eserleri anlattık ya. Burası yapılırken de insanlar ister istemez düşünmüş. Ya gerçekten bunu kötü niyetli kullanan olur mu diye. Bunun da şöyle bir formülü var efendim.
paranın diğer tarafına da Mardin Müzesi'nin logosu basılmış ki yarın öbür gün hani buradan bunu yapıp da kimse bunlar zaten eskitmeye de gerek yok küplerin içine koyup o tarladaki hikaye gibi Hacı gözünü aydın tarlamda hazine çıktı demesin. Efendim Kültür Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz izin konusunda. Sevgili Pınar Hanımcığım iyi ki varsınız. Sayenizde her şeyimiz kolay oluyor. Mesut'a teşekkür ediyorum. Gani Bey'e teşekkür ediyorum ev sahiplikleri için. Şimdi çıkalım. Yürüyerek program çekilen eski Mardin, meşhur birinci caddede dostlarımızı ziyaret edelim.